Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine minik prenseslerimiz için güzel bir elbise çalışacağız. Elbisemizi iki renkli olarak ördüm. Gördüğünüz gibi roba kısmında beyaz rengimizi, etek kısmında ve kol kenarlarında, askılarımızda mor rengimizi kullandık. Elbisemiz 1 yaş civarı çocuklarımız için uygundur. Kilosuna bağlı olarak bir buçuk yaşa doğru da ilerleyebilir ya da daha kiloluysa birazcık daha küçük bebeklerimize olacak ölçülerde ördüm çalışmamızı. Bir tane mor ipimi kullandım. Beyazımdan da epeyce kaldı. buçuk numaralı da tığımız var. Evet şimdi boy ölçüsüne bakalım askımızın bulunduğu yerden şöyle en üst bölümden tutuyorum alt kısmı doğru ölçtüğümde eteğimin şu en uç kısmı 34 santime karşılık gelmekte sadece etek boyunu ölçüyorum etek boyuna baktığım zaman ise şöyle çeviriyorum şuradan ölçüyorum 21 buçuk santim etek boyumuzun ölçüsü beyaz olan roba kısmımıza baktığımızda da 13 santimde omuzdan bele kadar olan kısmı 13 santim şöyle biraz da fiyongumuzun üzerinden ölçmüştük 12'ye doğru da gerileyebilir elbisemizi örmek için yakadan başladık Yakamızın üst kısmından bölümlerine ayırarak başladık kollarımızı elbisemizin her iki arkasına Şuradaki bölümlerden artışımızı yaptık dört tane bölümümüz olur artış için birinci bölüm ikinci bölüm iki de bu tarafta üçüncü ve dördüncü bölüm olarak bu kısımlardan artışımızı yaptık yeterli e, yüksekliğe ulaşınca kolumuzu ayırdık iki sırada gövdemizden ördük daha sonra bel lastiğimizi ve modelimizi uygulayarak eteğimizi örmeye çalıştık ve istediğimiz ölçü gelene kadar da devam ettik etek ucunu şu şekilde bitirdik güzel bir görünüm olmasını istedik askımızı fiyonklarımızı ördük yine kolumuza şöyle güzel bir çalışmamızı yaptık yakamızı düğmemizi diktikten sonra eteğim elbisemizin bütün bölümlerini tamamladık şöyle arkadan da görünümü bu şekilde bakınız buraya da sabitledik askımızı Evet. Elbisemizin yapımına şimdi geçebiliriz. Ama öncesinde sizlerden minik bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla bana destek verirseniz çok mutlu edersiniz. Evet kolay gelsin hemen başlayalım. Elbisemin Nako'nun kotonella ipi ile örüyorum. İpimizin şu şekilde bir metrajına bakalım. Renk numarası 208, 100 gram ve 310 metreden oluşmakta. Güzel bir ip. Bu ipimi örmek için ise iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum. Hemen zincirimizi çekerek bölümlerimize ayırarak örmeye başlayalım. Önce arkamızdan başlıyoruz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attıktan sonra sayalım. 10 tane arkamıza. Bir, şöyle de gevşetelim biraz. Sıkı sıkı yapmayalım ki trabzan öreceğimiz için içi rahat olsun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilk arkamızı ördüm. Diğer arkamızı yine 10 olarak öreceğiz. Şimdi kolumuzu örüyorum. 12 tane zincir de kolumuza çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 de kolum için zincirimi çektim. Şimdi elbisemin önü için çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane zinciri de elbisemin önü için çektim. Tekrar 12 kolumuz için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. İkinci kolumuzu çektim. Son olarak arkamıza 10 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet elbisemizin ilk zincir sırasını bölümlerini ayırarak ördüm. 10 ve 10 arkamız, 12 ve 12 kolumuz, 18 zincirde önümüz için çektim ve şimdi trabzanımızı başlayabiliriz. 2 zincir geriye çekiliyorum. 1 ve 2 bakın 1 ve 2 2 zincirde ilave ediyorum 1 ve 2 tığımın başını doluyorum çekilmiş olduğum ikinci zincirin içerisine tığımın ucunu girdiriyorum bir iki defa da örüyorum burada iki tane trabzanımız oldu şimdi devam ediyorum tam 10 trabzan olana kadar örüyorum arkamıza on ayarmıştık zincir çekerken 10 trabzanımızı örelim her bir zincir içerisine giriyorum başını dolayıp iki defa da alıyorum 1 ve iki 1 ve 2 1 ve 2 şimdi bakalım şuradaki dönen trabzanı da sayıyorum 1 2 bakın burası 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane daha trabzanımı örüyorum 10 tane trabzanımı ördüm 1 2 3 zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak hemen yanındaki Bakınız yanındaki zincire girerek kolumuz için ördüğümüz 12 tane trabzanımızı birer birer örüyoruz. Buraya 12 tane trabzanımızı örelim. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 kolumuzu da tamamladım. 12. trabzan üzerine 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, ve 3 tığımın başını doluyorum aynı zincir yuvasına değil bir sonrakinin içerisine giriyorum ve toplamda 18 tane trabzanımı zincirlerimin içerisine ardı ardına batarak örüyorum burası da elbisemizin önü olacak Sayalım hemen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Elbisemizin önünü de 18 trabzanla tamamladık. 18. trabzan üzerine yine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen yanındaki zincir içerisine batarak arka arkaya 12 tane trabzanımı örüyorum. Burası yine kolumuz için olan bölümümüz. Trabzanlarımı örerek tamamladım. Toplam 12 trabzanım oldu. 12. Nin üzerine 1-2-3 zincirimi çektim. Ve son olarak arkam için 10 tane trabzanımı da örüyorum. 2-3 4 5 6 7 8 9 ve gördüğünüz gibi hiç zincir fazlamaz, eksiğimiz yok. 10 tane de arkamız için ördüm ve şu şekilde yere koyalım basamızın üzerine bakalım görünümüne. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. 10-10 arkamız, 12-12 kollarımız, 18 ise elbisemizin önü. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. Bir tane zincirimi çekiyorum, arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum, hemen dibine batıyorum. Bakın zincir çekmeden trabzan yapıyoruz ki böyle delikli boşluklu olmasın. Şöyle bunu bir trabzan olarak sayıyorum ve diğerlerini de birer birer örüyorum. Son trabzan yani zincire kadar olan bütün trabzanlarımın üzerlerine batarak örüyorum. İkinci sıramızı artışlarımızı başlıyoruz. hepsini ördüm bakın Bir, bir tamamını ördük. Şimdi zincirimin bulunduğu yerdeyim. Buraya tığımın başını doluyorum. Bir tane artıyorum. Giriyorum. İki tane artıyorum. Bakınız, bir ve iki. İkinciyi arttıktan sonra bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yine iki trabzanım örüyorum. Bu kez kolumuz için artmış oluyoruz. Zincirimizin öncesi ön arkamız için zincirimizin sonrası kolumuz için sonra iki arttıktan sonra trabzanımın tepesine batıyorum ve kol için ayarladığımız trabzanların tamamını örüyorum yani zincire kadar örelim zincirimize kadar örerek geldim şimdi buradaki yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz 2 trabzan 3 zincir 2 trabzanımızı örüyoruz kolumuzun hemen yanına 1 ve ikinci trabzanımı örüyorum ve kolumu bu yönde de artırıyorum. Hem sağdan hem soldan artırdım. İki trabzanımı tamamladıktan sonra araya 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak bu noktaya yeniden iki tane trabzanımı örüyorum. İki trabzanımla Buradaki önümüz için artışımızı yaptık. Ben arada e, yanlışlıkla bu kısma önde diyebilirim. Lütfen genelde hani ön arka şeklinde ayarlamalar yapıyoruz. Ama e, burası arka. Arada eğer yanlışlıkla söylüyorsam lütfen e, affedin. Burası arka kısa bölümümüz kolumuz ve bu geniş olan bölüm elbisemizin önü olacak. Ve birer birer trabzanlarımı örüyorum. Zincirimize kadar örelim ir ve kadar örerek geldim Tekrar buradaki zincir içerisine 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2. elbisemizin ön kısmına da sağdan ve soldan artırmış olduk. ve ikinci trabzan sonrası 1 2 3 tane zincir çekiyorum tekrar giriyorum 1 ve 2 kolum için olan bölümü örmeye başlıyorum ve buradan devam ediyorum bütün trabzanlarımı örüyorum bu noktaya geldiğim zaman yine iki trabzan 3 zincir iki trabzan örüyorum ve arkamızı da bütün trabzanları örerek tamamlıyoruz Evet sıramızı sonuna kadar örerek geldim 2 trabzan 3 zincir iki trabzanımı ördüm en son bakın şuradan zincirden geri geldiğimiz bölüm var lütfen burayı unutmayalım buraya da bir tane trabzanımızı örelim zincirden döndüğümüz bölümümüz. Şimdi saydığımızda bakınız göreceksiniz burası 10 12 olacak. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Lütfen burayı örüp örmediğinizi kontrol etmek için sayımızı aşağıdaki sıradan 2 fazla olacak şekilde denk gelmesi lazım. Eğer denk geldiyse hiçbir sıkıntı yok demektir. Evet sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramıza geçebiliriz. Geçişimizde yine bir tane zincirimi bu yönde çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanın bakın üzerine batıyorum. Bir ve iki. Bunu bir trabzan olarak kabul ediyoruz. Bir trabzan ve sonrasında bakınız ikinci trabzan üzerine batıyorum. Sırası ile birer birer örerek ilerliyorum. hiçbir değişiklik yapmıyorum. Şurada sadece zincir yerine trabzanımızı örüyoruz ve ilerliyoruz. Zincirimin bulunduğu yere kadar geliyorum. Zincirimin bulunduğu yerdeyim. Yine alt sırada yapmış olduğum işlemimi tekrar ediyorum. Robamız bitene kadar bu işlemlerimizi tekrar edeceğiz arkadaşlar. 2 trabzan 1 2 3 tane zincir tekrar iki tane trabzanımızı örüyoruz. Şöyle. Bütün bölümlerde aynı şekilde ve sıramız bitene kadar. Ve trabzanın üzerine geliyorum. Ve birer birer ilerliyorum. Zincirimize kadar ilerleyelim. Bakınız bu üçüncü sıramız artışlarımız. Biraz önce de dediğim gibi hep yan tekrar ediyorum ama robamız bitene kadar iki trabzan, üç zincir, iki trabzan zincirlerimizin içerisine örerek artışlarımızı ilerleyeceğiz. Şimdi bir kez daha beraber yapalım. Zincirimize kadar ilerleyelim zincirimize kadar örerek geldim. Yine buradaki yapmış olduğumuz işlemimizi yapıyoruz buraya da. 2 tane trabzan 1 2 3 zincir tekrar 2 trabzanımızı zincir yuvası içerisine örüyoruz ve sona kadar bütün bölümlerde buraları düz örüp 2 trabzan 3 zincir 2 trabzan devam ediyorum 2 trabzan 3 zincir 2 trabzan ve sona kadar örüyorum ve sıramızı tamamlamış oluyor. Üçüncü sıramı sonuna kadar örerek geldim. En son trabzanımızın bulunduğu yerdeyiz. Bakın burası sanki iki trabzan gibi görünüyor. Bir tane zincir çekip çevirdiğimiz yerimiz. Aslında bakın şöyle birinci trabzanın üzerinde. Bakın ikinci trabzanı ördük. Şuradan takibini yapabilirsiniz. İkinci trabzan, ikinci trabzanın üzerinde. Ve şimdi buraya tığımın başını doluyorum tam şöyle tepesine ortalı bir şekilde batıyorum ve örüyorum bakın kenar boşluğumuz ne kadar güzel oldu hiç sıkıntı olmadı şimdi bir tane zincirimi çekiyorum Şöyle ilmeğimi biraz rahatlatıyorum. Tığımı başını dolayarak birinci trabzan üzerine batarak bir tane trabzanımı örüyorum. Ve sonra ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Ve birer birer bütün trabzanlarımı örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Birer birer örüyorum. Şimdi zincirimin bulunduğu yere kadar gelelim. Zincirimin bulunduğu yerdeyim. Tığımın başını doluyorum. Bir zincir içerisine. Bu da iki. İki trabzanımı bir, iki, üç zincirimi çekip tekrar iki trabzanımı örüyorum. Ve buraya kadar yapmış olduğum işlemlerimi tekrar ederek ilerliyorum. Şimdi şöyle masamın üzerine bırakalım ve bir bakalım. 3 sıramı ördüm. 4. sırama başladım. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanımı ördüm ve bütün trabzanlarımızı aynı şekilde artışlar yapıp hem de normal trabzanlarımızı örerek büyütelim. Yeterli roba ölçüsüne ulaştığımız zaman yeniden birlikte olalım. Elbisemizin roba kısmını örerek biraz büyüttük. Sayalım kaç sıra ördüğümüzü. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sıra ördük. Şimdi 8 sıra sonrası bakın 9. sırama ben başladım. 9. sıramda kollarımızı gövdemizden ayıracağız. Yani kollarımızı şu şekilde kapatacağız. Elbisemizin önünü örüp tekrar diğer kolumuzu kapatacağız. Arkamızdan örüp gelip arkamızdaki bu bölümü de artık kapatıp bir bütün halinde öreceğiz. Bu şekilde parçalı örmeyeceğiz. Şimdi ben sıramı başlattım. İki tane de artışımı yaptım. Bakınız yeni sıramı ve şuradan üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. Üç zincir çekip gövde genişliğini verdim. Kolumu şu şekilde büktüm. Bakınız iki trabzanımı örmeyi unutmuyorum sevgili arkadaşlar. İki trabzanım üç zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Büktükten sonra bu araya giriyorum. İki tane trabzan da bu noktaya örüyorum. Arkadan örerek geldim. İki trabzanı arttım. 3 zincirimi çektim. Diğer tarafa kolumu büktükten sonra da iki trabzanımı ördüm. Ve elbisemin önündeki trabzanların tamamını örüyorum. Diğer kolumuzu da birleştirmeye doğru devam ediyoruz. Şimdi önümüzü birer birer örelim. Elbisemizin önünü örerek devam ettim ve kolumun olduğu ayrım yerine geldim. İki tane trabzanım bu ayrım yerini ördüm. 3 tane zincirimi de ilave ettikten sonra şu şekilde büküyorum. Tığımın başını dolayarak iki trabzan da buraya örüyorum. Bir ve 2 zincir içerisine iki trabzan ördüm. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bütün trabzanlarımı sona kadar örüyorum. Arkamızı da Trabzanlarımızı ördükten sonra bitiriyoruz. Bakınız elbisemizin her iki kollarını bu şekilde birleştirdik. Burası elbisemizin önünü oluşturmakta. Şimdi bu arkayı da örelim. Elbisemizin arkasını son trabzana varana kadar ördüm. Şimdi arkayı bir bütün halinde birleştirelim. Şöyle düzeltelim. Bakınız şöyle kolumuzu düzelttim. Diğer kolumu da şöyle düzelttim. Düzgün bir şekilde ayarlamamı yaptıktan sonra her iki yönümüzde güzelce düzelttik diğer tarafın ilk trabzanına şu şekilde batıyorum buradan ön yüzden örmüştük şimdi burada bir tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını dolayarak buraya şuraya hemen aynı yere bir tane trabzanım örüyorum bir ön yüzden bir arka yüzden örüyoruz ki Şuradaki düzenimizi bozmayalım Tığımın başını doluyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Ve sadece artık arkamızı ve önümüzü örüyoruz. Birleştirme işlemimizi yaptık. Kolumuza doğru devam edelim. Önce şöyle bir görelim isterseniz. Arkamız burası. Birleştirdik. Arka yönü çevirdik. Buradan örüyorum. Kolumun bulunduğu yere 3 zincir çekmiştim. Burada 3 tane artışımızı yapıyoruz. Tekrar elbisemizin önünden örerek devam edeceğiz. Diğer kolumuzda da 3 zincir çekmiştik. 3 tane trabzan buraya yerleştirip e, arkada tekrar birleştirip yönünü çevirip öreceğiz. Bir ters yüzden bir düz yüzden öreceğiz ki burada dediğim gibi şu ahengimiz bozulmasın. Evet şimdi devam ediyorum. Kolumuza doğru gelelim. Kolumun bulunduğu noktaya geldim. 3 zincir çekmiştim. Birinci zincire giriyorum. 1 trabzan ikinci zincire giriyorum ikinci trabzan üçüncü ve son zincire girerek örüyorum üç tane trabzanı ördüm şimdi elbisemin önünden trabzanlarımı örüyorum diğer kol altımıza kadar trabzanlarımızı birer birer örelim önümüzü örerek geldim şu şekilde diğer kolumuzun bulunduğu yerdeyim kol altında 3 tane zincirimin her birine bir tane trabzanımı örüyorum ikinciyi örüyorum yarımladım ipimi hemen düzeltiyorum ve üçüncüyü de şöyle örüyorum buradan arkadan devam ediyorum birebir trabzanlarımın her birinin üzerine batarak başlangıç yerime kadar geliyorum. Yani şuraya kadar örüyoruz. Elbisemizin arkasını son trabzanımıza kadar örerek geldim. Şöyle düzeltelim. Bakın son trabzanımıza kadar ördük. Şimdi burada birleştirip bir sıra daha öreceğiz. Sonrasında renkli ipimize geçerek eteğimizin lastik kısmını, bel lastik kısmını öreceğiz. Bakın burası bir tane trabzanda artma yapmıyoruz. Lütfen ona dikkat ediyoruz. Hemen karşıdaki trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincir çekip arkasını hemen çeviriyorum. Tığımı şöyle biraz rahatlatıp trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane trabzanım ördüm ve bu sıramızı da baştan sona buraya kadar örüyoruz ve da bu sıramız son sıra olacak. Sonra renkliye geçerek bel lastiğini örmeye başlayacağız eteğimizi. Evet sona kadar birer birer bütün trabzanlarımızı örelim. İkinci sıramızın da sonuna kadar geldim. En son birleştirmeyi birlikte yapalım. Sonrasında ipimizi buradan keselim. Bakın şuradan bağlıyorum. ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Ve beyazla olan işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi etek kısmına geçiyoruz elbisemizi. Bakın kol altından sonra iki sıra ördüm. Şöyle görmenizi istiyorum. Bir ve iki. Ben şöyle mor kullanıyorum. Leylak rengi. Yine hemen hemen aynı inceliğe sahip ipim. Bir tane zincir çekiyorum. Düğümümü atıyorum. Şöyle hatta simleri olan bir ip. Elbisemin arkasından başlıyorum. İpimi kırdığım yerden değil hemen bir birkaç tane trabzan geriden. Hiç fark etmez nereden başladığınız burada. Yani arkadan başlayalım. Bunu 1 olarak sayıyorum. 2 3 ipimi sol tarafa yatırıyorum. Ve bütün trabzanlarımı birer birer örüyorum. Bu rengimle. Hiç farklı işlemimiz yok bu sıramızda. Alttaki beyazların üzerine birer birer yeni trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Beyaz rengimi de yatırdım şu şekilde birer birer örüyorum. Ne artmamız var ne eksilmemiz hiç farklı bir şey yok. Birer birer trabzanlarımızı örerek devam edelim. Başlangıç yerimize kadar geldik. Bakınız bir sıra ördük. Hiçbir işlem yapmadan. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramızda Birinci trabzanımın bakın şöyle tepesine ara boşluğa giriyorum. Ara boşluğa bakın girdim. İlmeğimi kaydırdım. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen yanındaki trabzanın yanından ana gövdeden giriyorum. Bakın, 3 zincir çektim. Başını doladım. Yandan giriyorum. Örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanın ardından giriyorum. Örüyorum. Sıradakini yandan bir yandan bir ardından girerek etek kısmımızın lastiğini örüyoruz ve ana gövdeden örüyoruz üzerine batmıyoruz bir yandan başını doluyoruz yandan başını doluyoruz ardından girip diğer tarafında çıkıyoruz tekrar yapalım bakınız başını doluyoruz şöyle bir yanından girip diğer yanından çıkıyoruz ve trabzanımızı örüyoruz tığımın başını doluyorum Ardından yine bu yandan giriyorum ama arttan girdim. Trabzanın öbür tarafından şu şekilde çıkıyoruz. Yandan ardından yandan ardından yandan ardından, ardından, ardından sona kadar bütün trabzanlarımızı örelim. Bakın lastik görüntümüz hemen oluştu. İki sıra ördüm. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. Arkamızdan başlamıştık. Şöyle bir ile ikinci trabzanın arasına giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde kabartılı olanların yandan giriyorum. İçte çukur olanları tığımın başını dolayıp ardından girip diğer yanından çıkıyorum. Kabartılı olanları yandan giriyorum. Diğerini ardından girip diğer tarafından çıkıyorum. Ve bir sıra bu üçüncü sıramız. Üçüncü sıramız ve bir sıra daha aynı şekilde geçiş yapıp toplamda dört sıra örelim. İki sıramız var. Üçe başladık. Bir de dördü örelim. Dört sırada bel lastiğini tamamlayalım. Dört sıra lastiğimizi ördüm. Şimdi modelimize geçebiliriz. Arkayı çevirdim. Başlangıç noktasına şöyle bir ile ikinci trabzanın arasına girip kaydırdım. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Tığımın başını dolayarak buraya giriyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Aynı yere bakın boşluk araya girdim. Tekrar bir trabzan daha örüyorum. Toplamda üç tane trabzanım oldu. Bir, iki, üç. Araya bir, iki, üç zincir çekiyorum. Ve yeniden buraya üç tane trabzan örüyorum. Bir, iki ve 3 3 tane trabzan 3 zincir 3 trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum zincir çekmeden bir tane kabartı atlıyorum ikinci kabartıya gelerek bir trabzan örüyorum tekrar zincir çekmeden tığımın başını doluyorum bir kabartı atlıyorum ikinci kabartıya 3 tane trabzan örüyorum kabartanın bulunduğu noktaya tepesine batıyorum şöyle 1 2 ve 3 3 tane de zincirimi çekiyorum tekrar 3 tane trabzan örüyorum 2 ve 3 burada ne kadar sık kurmak isterseniz modelimizi o kadar sık kurabilirsiniz şimdi bakın biraz aralıklı kurdum şimdi daha yakın kurmak istiyorum ve atlamadan hemen yanındakine kabartı yapıyorum tığımın başını doluyorum diğer kabartının dibine batarak 3 trabzan 3 zincir 1 2 3 tekrar aynı noktaya batarak 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 şöyle görelim bakın burada biraz mesafeli yapmıştım burada aralıklı yaptım ne kadar eteğin geniş olmasını istiyorsak o kadar sık çalışmamız gerekli bu şimdi tam dengeyi kurduk bakınız şimdi bir grubumuz bir kabartılı tek trabzanımız. Bir üç üç grubumuz bir kabartılı trabzanımız. Üç üç grubumu ördüm. Şimdi kabartılı trabzanımda tığımın başını doluyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Yandan girip örüyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Bu kez şu boşluğa hemen kabartımın yanındaki boşluğa giriyorum. Yani burada göz kararı ayarlıyoruz. 3 trabzanımızı 1 2 3 zincirimizi Dediğim gibi ne kadar sık yaparsanız o kadar eteğimiz geniş bir etek olur. Üçerli grubumu ördükten sonra yine hemen yanındakine giriyorum. Şu şekilde kabartılı trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Buraya gelerek batıyorum. 3 trabzan, 3 üç zincir 3 trabzanım örüyorum ve bu şekilde modelimizi bir trabzan grubu bir yandan girip kabarttı üçerli grubum yandan kabardı üçerli grubum yandan kabartı şeklinde başlangıç noktama kadar dilediğimiz sıklıkla örerek geliyoruz başlangıç yerimize kadar bütün sıramızı örerek geldim bir tane kabartı üçerli gruplarımız bir kabartı şeklinde ördüm arkadayız bakınız başlangıç yerimizin hemen yanı başındayız şimdi üçerli grubumu ördüm yandaki kabartıyı örüyorum yandaki kabartımı da ördükten sonra şu trabzanımızı bir düzeltelim burada ilmeğimizi kaçırmışız yoksa sökülür tabun başını dolayıp kabartılımı da örüyorum bir kabartı bir üçerli grup şeklinde ördüm üçüncü zincirin tepesine battım ilmeğimi yanındaki trabzana da batıp kaydırıyorum zincirimin bulunduğu yere giriyorum 1 2 3 tane yeni zincir çekip iki de trabzan örerek ikinci sıramı bu şekilde başlatıyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum 3 tane trabzanımı yine aynı noktaya örüyorum Bir araya zincir çekmeden tığımın başını dolayıp bu kabartılı olarak ördüğümüz trabzan yine şu şekilde yandan giriyorum örüyorum tığımın başını doluyorum 3 zincir içerisine 3 trabzan 3 zincir şöyle 1 2 3 tekrar 3 tane trabzan 2 ve 3 tığımın başını doluyorum yine tek trabzan bir yandan girerek kabartıyorum tığımın başını doluyorum yine buradaki gibi 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan örüyorum ve sıramızı buradaki geçişimizle aynı şekilde geçiyoruz ve birkaç sıra 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan örerek biraz eteğimizin boyunu büyütüyoruz. Elbisemin etek kısmını örmeye devam ettim ve yeterli ölçü olana kadar ördüm. Kaç tane sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sıra ördüm. 13 sıra yeterli oldu. Şimdi en son bitiriş sıramızı da birlikte çalışalım. Geçiş işlemini yine sizlerle yapıyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. İlmeğimi buradan kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra örgümün arkasını çeviriyorum. Son işlemimizi örgümüzün bu ters yönünden yapıyoruz. Bu yönden hiç örmemiştik. Bakınız burası arka. Hep düz yönden örerek devam etmiştik. Son olarak bir zincirimi çektim örgümü çevirdim tığımın başını doluyorum hemen dibine bakın buradaki trabzanımın hemen yanına yani orta trabzanımızın hemen yanına başını doladığım tığımı girdiriyorum ve tek seferde şöyle rahat bir şekilde çekiyorum sıkıştırmıyorum tığımın başını doluyorum trabzanımın diğer yanına giriyorum tek seferde çekiyorum tekrar doluyorum buradaki trabzanlarımızın her bir boşluğa giriyorum bakınız Boşluğa girdim tek seferde. Diğer boşluğa yukarıdan değil bakın arasından trabzan arasından ördüm. Burada zincirimiz vardı. Zincirimizin içerisine 1, 2, 3. Üç defa da zincirimizin içerisine ördüm. Tığımın başında doluyorum. Tekrar iki trabzan arasına giriyorum. Çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. Tekrar trabzanların ara noktasına giriyorum. Ve buradaki bir trabzanımızın sağ ve solu boş. Hemen sağına girdim. Soluna batıyorum. Hiçbir şekilde trabzan üzerlerine batmıyoruz. Hep ara boşluklara batıyoruz. Bakın şu şekilde olacak. Evet bu aynı örmeye devam ediyoruz. Trabzan aralarına, trabzan arasına ortadaki 3 zincirimin bulunduğu yere 1, 2 ve 3 tekrar trabzan arası olarak örelim başlangıç yerimize gelelim kenarımızı tamamen örerek geldim şöyle arkadan örmüştük ön taraftan şu şekilde görülmekte bakın çok güzel oldu şimdi bitirmeyi de birlikte çalışalım en sona kadar ördüm ilk başladığım bir zincirin bulunduğu yere giriyorum bir tane zincirimi çekerek ipimi buradan kesiyorum ve şimdi elbisemizin mor renkte olan askılarını da birlikte çalışalımız askımızı ise nasıl yapacağız omuzumuzu şu şekilde ortalayarak tutuyoruz şöyle bakınız şurada şu kısım her iki tarafa da beyaz boşlukların kalması lazım. Şöyle tuttuğumuz zaman, bakınız tığımın altına kalan bölüm var. Ve şuradaki e, gördüğümüz bölümlerimiz var. Buradan itibaren şu 1, 2, 3 e, trabzanlarımdan başlayacağım. Diğer tarafı da aynı şekilde ölçerek yapacağız. Bunu birlikte çalışalım. Hemen şuradan başlamam gerekiyor. Bakın şöyle biraz kaldırayım belli olsun. Bir tane zincirimi çekip tığıma düğümümü atıyorum ve buradan giriyorum bunu bir zincir sayıyorum 2 3 4 başlangıç 4 tane zincirimi çektim hemen şu ikincinin tepesine batıyorum şöyle beyazıyla olan yere buraya 1 2 3 tane trabzanım ördüm 1 2 tane zincir çekiyorum bu kez 3 çekmiyorum Tekrar aynı yere girip 1 2 3 tane trabzan örüyorum. 4 zincirimi çektim. Birinci e, kabartılı olan bölüme. ikinci 3 trabzan. 2 zincir 3 trabzanımı ördüm. Tığımın başında doluyorum. 3. kabartıma şöyle beyazıyla birlikte alarak bir tane trabzanımı örüyorum bir trabzan yani zincirden oluşan trabzanım ördüm. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanım ördüm. Diğer kabartıya da bir tane trabzanım ördüm. Şöyle gördüğümüz 3 kabartı üzerine kurduk. Omuzumuzun ölçüsünü aldıktan sonra buradan 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum ve askımda modelimi uygulayarak devam ediyorum. 1 2 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Zincirimiz 2 sevgili arkadaşlar. 3 trabzan ördüm. Tığımın başını doluyorum. Kenardaki bakınız. Zincir çektim. Trabzanı şöyle alt boşluktan giriyorum. 1 tane trabzan buraya örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Zincirimden sonra tığımın başını dolayıp 3 trabzan. 2 zincir 3 trabzan. Ve başını doluyorum. Şimdi boşluktan altından girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincir çevir, çekiyorum. Çeviriyorum. Ortaya 3 trabzan. 2 zincir. 3 trabzan. başında doluyorum Alttan yine giriyorum ve bu şekilde askımızın boyu yeterli olana kadar şöyle arkaya gelip arkadan da eteğimizin bu noktasına kadar omuzumuzu aşırtıp buraya kadar örmemiz gerekmekte. Şimdi ben aynı işlemleri çevire çevire örüyorum. Ördükten sonra diğerini de çalışıp arkaya birleşme işlemini birlikte yapalım. Elbisemin askısını sizinle başladığımı ben arkaya birleştirdim. Bakınız arkaya birleştirmesini de yaptım. Diğer tarafı da aynı şekilde ölçtüm. Kenardan kaç tane kaldıysa saydım. Bu tarafı da aynı şekilde ayarladıktan sonra başladım. Ben e, benim ölçüme göre burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir de birleştireceğiz 19 yalnız. Ellerimizin ölçüsü sıkı ya da gevşek olabilir. Şu şekilde yapacağız. Şöyle tutup omuzundan aşırıp arka taraftaki etek kısmına şöyle denk gelecek şekilde ayarlamamız gerekmekte. Evet, şimdi en son sıramızı birleştirelim. Eteğimizin lastik bölümünü birleştirme işlemini yapalım. Şöyle omuzumdan geçirdim. Üstünden şu şekilde aldım. Bakınız. Diğerini de ördüm geliyorum. ilmeğimi takıyorum. Ayarlamamı yaptıktan sonra şuradaki bölüme morudan alıyorum ve birleştiriyorum. 3 üç zincirimin 3. zincirde birleştirdim. Tığımın başını doluyorum. Araya 3 trabzanımı örüyorum. 1 normal şekilde örüyorum. 2 ve 3. 3 tane trabzanımı bu noktaya ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum zincirimi alttan şöyle şu ortadakine bakınız. Ortadaki kabartıma gelerek batıyorum. Bir zincir çektim. Ortadaki kabartıdan bir tane aldım. Ve buradan bir zincir daha çekiyorum. Buraya 3 tane trabzanımı yeniden örüyorum. 2 ve 3. Sabun başını doluyorum. Alttan giriyorum. Yine trabzanımı buradan örüyorum. Trabzanımı örüp bitirdikten sonra yandakine yine giriyorum. Kapamasını birlikte yapıyorum. Ve bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. İpimi de buradan kesiyorum. Askılarımız da böylelikle tamamlanmış oluyor. Şöyle görelim bakınız. Birleştirme işlemimizi yaptık ipimizi iç kısma doğru gizleyelim her iki askımız tamam olduktan sonra şimdi elbisemizin arkasındaki ilik ve düğme yerimizi çalışalım orayı düzeltelim şimdi buraya iliğimizi koyacağız diğer tarafa da düğme dikeceğiz şöyle giriyorum ilk trabzanın bulunduğu yere girip bir tane zincirimi çekiyorum İpimi sol tarafa yatırıyorum tığımın başını dolayarak bir defa giriyorum buraya ve sonra bir iki üç tane zincir çekiyorum kullanacağım düğme için bu ilik çalışması olacak ve bu 3 ıı, üç zincirimi hemen şuradaki bakınız birinci sıra değil ikinci sıraya tığımın başını dolayarak gelip batıyorum ve burada bir tane zincirden oluşan basit iliğimiz oluyor ve devam ediyorum diğer tarafa geçerek ipimi de şöyle gizliyorum başını dolayıp tek seferde çekiyorum başını dolayıp tek seferde çekiyorum ve başka düğme kullanmayacağım bir düğme yeterli her bir trabzana bir ya da iki defa başını dolayıp batıyorum bakın bazına bir bazısına iki ördüm burada potluk oluşturmayalım devam ediyorum diğerine geçiyorum şöyle biraz da sıkı tutalım uzun duran trabzanlarımızı iki daha kısa duranlara ise birer tane başını dolayıp örelim aşağıya kadar geliyorum şu araya da girelim tamamen göz kararı çalışalım Evet aşağıya kadar geldim şöyle görmenizi istiyorum bir tane ileğimi açtım üç tane zincirimi çektikten sonra önce battım bakınız bir defa başını doladım 3 zincirimi çektim bir ileriye battım birerle ikişerli başını dolayıp geldim şimdi en alt bölümdeyim en alt bölümden diğer tarafa yine başını dolayarak geçiyorum ve tek seferde çekiyorum aynı yere bir daha giriyorum her iki kenarımızı da örerek başa kadar geldim en son trabzandayım en son trabzanımın bulunduğu yere de yine batıyorum 1 ve 2 diyorum bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi bu noktada kesiyorum. Böyle kestiğimiz ipi de arkaya sonra gizleyelim. Arkamızı yaptık. Askılarımızı yaptık. Bakın ben kolumun bir tanesine şu şekilde bir çalışma yaptım. Şöyle görelim. İki sıra trabzanımı ördüm. İşte Bakın farklı farklı battım. Bakınız tepe noktasına değil aralarıma battım beyazımla. Sonrasında ise morumla bir minik şöyle bir fırfır çalışması yaptım. Hemen. Diğer tarafın kolunda da aynı şekilde çalışmaya başlayalım. Beyaz ipimizi alıyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attıktan sonra kol altından trabzan çalışmalarıma başlıyorum. Kol altına tam girdim. Bir, iki tane zincir çekip ipimi yatırıyorum. Yandakine de bir trabzan çıkarıyorum. Geçiyorum. Şu yandaki duran trabzandan da bir tane alıyorum. Boşluğumuzdan artış yerimizden bir trabzan ve araya giriyorum. Bakın sonra diğer trabzanların minik göze değil araya giriyorum. Araya giriyorum. Ve bütün trabzanlarımız bitene kadar araya bakın minik göze değil araya girerek bütün trabzanlarımızı örüyorum. Başlangıç yerine kadar devam edelim. Başlangıç yerimize kadar geldim. Şöyle bakınız şuradan zincirimizi çekmiştik. Araya giriyorum her iki trabzanımın arasına ilmeğimi kaydırarak geçiriyorum ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum ikinci ve son sıramızı örmeye başlıyorum yine trabzanın arasına batıyorum örüyorum her bir trabzan arasına batarak başlangıç yerimize kadar trabzanlarımızı örerek beyaz sıramızı tamamlayalım İkinci sıramızı da tamamladık. Yine başlangıç noktasına geldik. Zincirimizde trabzan arasına girerek batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Evet mor kısmımızı da şu şekilde ördüm. Diğer tarafı bakınız. 8 tane sık iğnemi ördüm kol altından itibaren. Bir defa başını dolayıp çektim. Bir defa başını doladım, iki defa da ördüm, trabzanımı ördüm. Sonra her bir trabzana ikişer ikişer arada da bir tane battım. Ama genelde ikili battım. Gördüğünüz gibi ikili ikili batıp şöyle hafif bir fırfır olmasını sağladım. Sonrasında yine diğer tarafa kol altına gelirken 8 tane sık iğnemi ördüm ve bitirdim. Şimdi birlikte başlayalım. Bir zincirimi çektim, kolumun altından örmeye başlıyorum. Ve şöyle girdim Şuradan minik göze giriyoruz. Bu kez minik gözlerden örüyoruz. Bu birinci sık iğnemiz. 2 3 4 ipi de gizliyorum. 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğnemi ördüm. Tığımın başını doladım. Tek seferde aldım. Tığımın başını doladım. 1 2 seferde tığımın başını doladım. 1 2. Iki. ikisini ayrı ayrı örüyorum. Bundan sonraki trabzanlarımızı ise her bir trabzan üzerine ikişer tane örerek devam edelim. 2 2 örelim. Diğer tarafı da bakın şöyle yaklaşırken 8 10 tane kalana kadar ikişer ikişer örelim. Arada da bir tane bir örelim. 2 yine 2 örüyorum bir tane örüyorum diğerine 2 örüyorum bir aynı yere 2 şöyle görelim 2 2 örelim ve e, şuradaki 8-10 kala görüşelim trabzanlarımızı ikişer ikişer örerek geldim arada birer tane ördüklerimde oldu bakınız bir tane burada bir burada yani arada bir tane de örebiliriz. Dilerseniz hiç örmeyebilirsiniz. Evet burası kaldı. Hemen başladığımız yere bakınız. Şimdi bir tane trabzanımı örüyorum. Yanına bir trabzan daha örüyorum. Her ikisini farklı yuvalara ördüm. Bir defa başını doluyorum. Tığımın tek seferde çekiyorum ve kalan bütün beyaz trabzanlarımı sık iğne örerek sona doğru geliyorum. En son bakın şuna batmıyorum. Direkt bir tane zincir çekip battığım yere geliyorum. Ya kolumuzun altını bu şekilde de toparlamış oluyoruz. Bir zincirimi çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum ve kestiğimiz ipleri her zaman olduğu gibi içeriye doğru gizliyoruz. Bakınız kolumuz bu şekilde oldu. Şimdi bir tane de fiyonk çalıştım askımın hemen önüne. Diğerini de sizlerle birlikte çalışalım ve bu son işlemimiz olsun. Tabii düğmemizi de kendimiz istediğimiz renkte dikeriz. Fiyongumuza çalışmaya başlayalım. Zincirimizi çekelim. İstediğimiz büyüklüğe uygun olarak zincir çekeceğiz. 18 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Elbisemiz küçük olduğu için böyle kocaman devasa bir fiyonk yapmaya gerek yok. Şu kadar. 18 zincirimiz yeterli oldu. Tabın başını doluyorum. Birinciyi değil ikincinin içerisine gelerek batıyorum. Başını doladım. Tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Bütün zincirlerimi tek seferde örüyorum. Başını dolayarak gelip tek seferde çekiyorum. Zincirlerim tamam olana kadar hepsini örüyorum. bile hiçbirine iki girmiyorum. Son zincirime kadar ördüm. Son zincirimi de örüyorum. Kapatıyorum. Bittikten sonra bir tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Yine tığımın başını doluyorum. Bu kez katlarımın dışındakine giriyorum. İlk trabzandan başlıyorum. Çektim. Katımın dışına tığımın başını doluyorum. Bakın diğer kata her ikisine değil dıştakine batıyorum tığımın başını doluyorum diğerini örüyorum tekrar tığımın başını dolayıp diğer katı örüyorum ve bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum sona kadar geldim ikinci sırada yine bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen katın yine dıştakine batıyorum başını doluyorum katımın dıştakine bakın dıştakine batıyorum bu üçüncü sıramız 4 sırada tamamlayacağız. Aynı şekilde geçişimi yaptım ve 4 sıra ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 sıra yeterli. Bir zincirimi çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. Katların dışarısından ördük hep. Ve şöyle basamak gibi bir görüntü oldu. Şöyle dış katlarından dış katlarından alarak ördük arkaya çevirdiğimizde yine şöyle dış katlarından aldık başını bir defa dolayarak ördük şimdi buradaki ipimi de içeriye gizliyorum başlangıç ipimi bu yöne gizlemiştim bunu da aynı bu yöne gizlemek istiyorum şöyle uzaktan batarak tığımı getiriyorum şöyle aldım bakınız uzağa çekmek için evet bir de olduğu yerde döndürelim ve kalan ipimizi keselim. Şimdi ortadan mor rengimizle düğümümüzü şöyle biraz saralım. Tam ortadan şöyle bükelim. Önce bir düğüm atalım. işimiz kolay olsun. Şöyle ortalayalım. Göz kararı ortalarız. Tıkıştırıyorum bir tane daha düğümümü atıyorum ve buradaki kalan ipimi şöyle kesiyorum üzerine sıkıştıra sıkıştıra sarmaya başlıyorum çok abartılı bir sarma işlemi de yapmayalım şöyle normal bir şekilde yapalım görüntü istemiyoruz. Evet yeterli. Şimdi buradaki ipi arka olacak yere tığımda şöyle alttan giriyorum. Bakınız ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Buraya düğümümü attım. Zincirimizde. Ve ipimi şöyle biraz uzaktan kesiyorum. Bunda da elbisemizi dikeceğiz. Evet düğümümü attım. Fiyongumu şöyle elbisemizin eteğinin ön kısmına şöyle düzelttikten sonra şu kısma dikelim. İğnemi takıyorum. Kalan ipimi iğnemi taktım. Şöyle ortalıyorum. Ve buraya dikiyorum. mor renkten alıyorum eteğimizin askısının dibine uygun bir şekilde sağlam olacak şekliyle dikiyorum ipim çıktı ben ipimi tekrar takıp bu dikme işlemini yapıyorum bakınız şöyle hemen dip kısmına dikerek tamamlayalım diğerini ben şu şekilde diktim bunu da dikelim Şimdi fiyonklarımızın her ikisini de diktikten sonra yakamızın buradaki beyaz bölümünü bir sıra sık iğnemizde mor geçelim. Bütün kenarlarımız mor olmuş olsun. Evet arkadan şu ilik yerimizden başlıyorum. Yani kenardaki çalıştığım yerden. Buraya battım ve bir tane zincirimi çekip sıkıştırdım. Kalan ipimi böyle alıyorum tığımın başını dolamadan direk batıyorum sık iğne öreceğiz her bir trabzan arasına birer birer sık iğnelerimizi şöyle sıkı bir şekilde örelim güzel güzel yakamızda da morumuz olsun böylelikle aradaki boşluğuma da bir tane batıyorum diğerlerine de gördüğünüz gibi trabzan aralarına giriyorum trabzanı battığım noktaya değil aralara Evet sona kadar bütün yakamızın çevresine sık iğnelerimizle ördüm en son noktaya geldim bu düğme diktiğim yere battım en son ve son olarak bir tane zincirimizi çekiyoruz sıkıştırıp ipimizi kesip kestiğimiz ipi de iç tarafa gizliyoruz. Ben bir tane düğme e, ilik çalışmıştım ve bir tane incili düğmemi buraya diktim. Şimdi bu ipimizi de gizleyelim. Elbisemizin son haline birlikte bakalım. Evet sevgili arkadaşlar fiyonklarımızı, düğmemizi, bütün bölümlerimizi yavaş yavaş tamamladık ve elbisemiz artık Kullanıma hazır hale geldi. Böylece sizlerle bir çalışmamızı da tamamlamış olduk. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.